Güvenlik Konseyi'nin aksine genel kuruldan acil ateşkesin sağlanması yönünde lehte bir karar çıkması bekleniyor ama hemen burada bir parantez açıp şunu ifade etmek lazım ki genel kurul kararlarının bir bağlayıcılığı yok. Yani Güvenlik Konseyi kararlarının bağlayıcılığı var Birleşmiş Milletler kararlarının ama genel kurul kararlarının bir bağlayıcılığı yok. Güvenlik Konseyi'nde 15 üye var ama 5 daimi üye var. Amerika, Fransa, Çin, İngiltere ve Rusya. Bu ülkelerden herhangi biri veto hakkını kullandığı anda da bir kararın Güvenlik Konseyi'nden diğer 14 üye evet oyu verse bile çıkması engelleniyor. Geçen hafta yapılan oylamada ne olmuştu onu hatırlayalım öncelikle. Geçen hafta acil ateşkes sağlanması için Güvenlik Konseyi'ne getirilen öneri Amerika'nın veto etmesi, İngiltere'nin çekimser kalması sonucu reddedilmişti. Diğer 13 üye acil ateşkes çağrısına evet oyu vermelerine rağmen böyle bir karar Güvenlik Konseyi'nden geçmemişti. Güvenlik Konseyi'nde 15 üye var. Genel kurulda 193 üye ülke var. Bugün işte genel kurulda oylanacak. Yani 193 üye ülke oylama yapacaklar. Gazze'de Hamas'la İsrail arasında acil insani bir ateşkesin sağlanması için. Buradan büyük olasılıkla lehte bir oy çıkacak. Ekim ayında en son bir oylama yapılmıştı. Orada ne olmuştu onu söyleyelim. 193 üyeden 121 üye o zaman da ateşkesin sağlanması için evet oyu vermişlerdi Ekim ayında. 14 üye aleyhte oy kullanmıştı, 44 üye de çekimser oy kullanmıştı. Ancak söylediğimiz gibi bugün bu sayının lehte oy veren üye sayısının daha da fazla olmasını tahmin ediyor siyasi uzmanlar. Ancak genel kurul kararlarının söylediğimiz gibi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler Uluslararası Kriz Grubu'nun direktörü Richard Govan bir açıklama yaptı ve Amerika'nın geçen hafta veto hakkını kullanması ile ilgili olarak Amerika her adımda Birleşmiş Milletler'in ana akım görünümünden daha da soyutlanmış görünüyor dedi. Yani Birleşmiş Milletler'deki çok sayıda 193 ülkeden çok sayıda ülkenin acil bir ateşkes sağlanmasına destek vermesine karşın Amerika'nın bu noktada veto hakkını kullanarak bu durumu engellediğine işaret etti. Bugün yalnız bir parantez açıp şunu hemen söyleyeyim son cümle olarak. Bugün ilk kez Amerika Başkanı Joe Biden Netanyahu yönetimine yönelik olarak daha sert sayılabilecek ifadeler kullandı ve Netanyahu'nun aşırı sağcı bu iktidarını, hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi ve savaşla ilgili çatışmalarla, sivil kayıplarla ilgili mesajlar verdi.